son hali bu şekilde. Bütün Samimi Mutfak ailesi adına buzlu çaylarımızın bir tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten harika. 5 dakikada Beşiktaş tariflerine hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında çocuklarımızın bayılarak tükettiği, çok önemli bir şekilde üzerine durduğum çay yapıyoruz ama soğuk buzlu çay. İki türlü çay yapacağız. Bunlardan bir tanesini limonlu, bir tanesini de şeftalili yapacağım arkadaşlar. En çok yapılan türleri organik bir şekilde evde nasıl yapıldığını bu videomuzda göreceğiz. Hadi hep beraber malzemeleri saymaya başlayalım. Öncelikle 2,5 su bardağı suyumuzu hazırladık. 3 tane şöyle poşet çayımız var. Sizde büyüklükleri farklıysa ona göre ayarlarsınız. Ben poşet çayları sıcak suyun içerisine hemen atıyorum. Şimdi limonlu için 2 çorba kaşığı şekerimiz, şeftali için 1,5 çorba kaşığı toz şekerimiz var. Bunun dışında 1 tane limon, 1 tane şeftaliye ihtiyacımız var. Bir de 2,5 su bardağı da soğuk suya ihtiyacımız var. Şimdi sıcak suyumuzun içerisinde bunları böyle çaylar demini bırakırken şöyle biraz karıştıralım. Biz de şu şekerimizin içerisine limon kabuğunu rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Şimdi rendeleme işleminden sonra hemen şekerle limonun kabuğunu iyice eziyorum. 5-6 dakika yapmanız lazım. Limon işleminden sonra elimizdeki şeftalimizi de şöyle bir cam ezicide güzelce suyunu çıkartarak rendeliyoruz. Bu hem rendeleme işlemini yapıyor hem de şeftalimizin güzelce ezilmesini sağlıyor. Bunu siz evde bir blenderla da yapabilirsiniz. Şeftalinin suyunu güzelce buraya ezerek çıkartıyorum ve bunun kabuğunu şöyle kenara alıyoruz. Bu cam rende olduğu için çok daha sağlıklı oluyor ve vitaminlerinin kırılmasını önlüyor. Şurada limonumun ham maddesi, burada da şeftalimin ham maddesi hazırlandı. Şimdi çayımı sulandırma aşamasına geçiyorum. Bunu da kenara alıyoruz. Çayımız şöyle bir 10 dakika kadar demlendi. Hem soğuması sağlandı. Şimdi kenardan çayın üzerine yine 2,5 bardakta soğuk suyumu ilave ediyorum. Böylelikle çayın kuvvetini biraz azaltmış olduk. Şimdi yan tarafta gördüğünüz gibi limonlu çayım için ve şeftalili çayım için karışımlarım hazırdı. Limonlu çayımı güzelce şekerle birlikte yedirdim. Şeftalinin şekerini ise üzerine koydum. Ve bunun yarısını şuradaki kabımızı alıyoruz. Çünkü yarısını limonlu yapacağız, yarısını şeftalili yapacağız. Hemen bölme işlemini yapıyorum. Çaylarımı iki eşit parçaya böldüm. Limonlu çayımın içerisine şöyle o elimdeki limonu sıkıyorum ve içine bir iki yaprak nane, yeşil nane varsa yeşil nane atacağım arkadaşlar şöyle evde. Yoksa elimdeki bu şeker karışımını hemen ilave ediyorum. Şu şekilde atıyorum. Siz isteğinize göre şeker miktarını azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Elimde eldiven olduğu için elimdeki şekeri de oraya aktarayım. Nanelerimi şöyle içerisine atıyorum. Güzelce sıkıyorum. Şimdi geriye kaldı buz. Buzu birazdan ekleyeceğim. Bunların birbirine güzelce karışmasını bekleyeceğim. Bir 5 dakika. Bu karışırken ben şeftalili çayımı size göstereyim arkadaşlar. Bunu hemen şöyle yan tarafa alayım. Şeftalili çay için de yapmanız gereken, bakın çay tertemiz bir şekilde duruyor. 1,5 kaşık şekerimi direkt bunun içerisine atıyorum. Ezmiş olduğum şeftali özünü de bunun içerisine şöyle katıyorum. Güzel bir şekilde sıyırın. Ben bunu birazdan tamamen sıyıracağım. Ve şöyle bir tahta kaşıkla çevirirseniz onun vitaminleri daha da kaybolmaz. Şeftalinin o bütün özü bunun içerisine karışacak. Az bir şey de bunun içine nane yine atıyoruz. Şöyle nanemi. Buna isterseniz şeftaliye kuru nane de güzel gidiyor ama hafif kendi hazırladığım naneden birkaç tane atıyorum. Hafif kurumuş bir nane. Bunu ben kendim hazırlamıştım. Şeftaliye kuru nane biraz daha iyi yakışıyor diye düşünüyorum. Şimdi bunları arkadaşlar bu şekilde biraz daha demlenmesini bekliyorum. Şu an mis gibi bir koku var. Tabi bunların şeker oranlarını siz kendiniz hazırlayabilirsiniz. İkisini de buraya koydum. Bakın demlenirken ben hemen buzlarımı hazırlıyorum. Böyle beklerken şekerin, sıvıların ve bütün lezzetlerin birbirine karışması için de bu şekilde karıştırın bir tahta kaşıkla. Tabanında bunlar birikebilir. Daha temiz olması için bunları son kez bir süzgeçten geçirip bu kutulara o şekilde dolduracağım. Süzgeç aşamasını artık size göstermiyorum. İnce tel süzgeçten şu içindeki kırıntıları geçiriyorsunuz. Ben her ikisini de şimdi süzgeçten geçiriyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi bardaklarımın içine buzla doldurdum. 3 tane buz bunlara koydum. Bunlar limonlu olacak. Limonlu çayımı süzdüm. Hazır. Şimdi size bir göstereyim şunu. Bakın. Naneleriyle birlikte hemen buz içerisinde etkisini gösterdi. Bunu şöyle kenara alalım. Şu da şeftalili. Gerçekten ikisinin de tadı mükemmel. Evinizde bu şekilde yapın arkadaşlar. Evinizde imparatorluğunuzu ilan edin ve çocuklarınıza gidip oradan buradan organik olmayan, ne olduğu belli olmayan çayları çocuklarınıza içirmeyin. İşte mükemmel çaylarımız hazır. Şunları da şöyle kenara alalım. Hepinize afiyet olsun. Bir başka videomuzda 5 dakika Beşiktaş videolarında ve sizlerin istekleriyle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Şuradan Samimi Mutfak YouTube kanalına, buradan da Doktor Donate oyun kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah, görüşürüz dostlar. Yani mükemmel bir